Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine her derde deva bir tarifle karşınızdayım. Zayıflamaktan bahsedeceğim. Ama zayıflamakla birlikte birçok hastalığa ve birçok bakım kürlerinde kullanılan bir tarif aynı zamanda. Duyunca bunları bilmiyorduk diyeceğinize eminim. Şimdi anlatayım. Tabii ki gördüğünüz gibi neden bahsedeceğiz? Lahana ve lahana suyundan. Bu tarifi birçok kişi zaten zayıflama kürü olarak, ödem söktürücü olarak kullanıyor. Bu lahana kürünün faydaları nasıl gelişiyor? Lahana suyu içerdiği klor, kükürt ve iyot sayesinde bağırsakları ve mukozayı ciddi derecede temizliyor. Bu bölgede bulunan artık maddeleri dışarı atmada oldukça başarılı. İçtikten sonra bazen gaz problemi olduğu söyleniyor. Bu gaz probleminin aslında olumlu bir yanı var. Bu nedir? Bağırsaklarda ve mukozada yapışmış artıkların atılmasını sağlarken gerçekleşen bir durumdur aslında. Evet, vücuttaki fazla ödemi atmaya yarıyor. Ciddi derecede ödem atlatıyorsunuz ve ciddi derecede su kaybı yaşıyor aslında vücut. O yüzden bunun belli bir ölçüsü var. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Selülitleri gideriyor. Ciddi derecede selülit görünümünde azaldığını göreceksiniz. Mesela bu özelliğini birçok insan bilmiyor aslında. Toksinlerden arındırıyor. Kolesterolü düşürüyor. Ve bu sayede de kalp damar sağlığı için çok büyük faydaları var. Düzenli tüketilmesi gerekiyor. Ciddi derecede bir iltihap kurutucu aynı zamanda. Kansızlığa iyi geliyor. Ve bunun yanında ne özelliği var? İnanılmaz derecede cilt güzelliğimizde etkisi var. Yani ciltte bulunan akneleri kurutmada, ciltteki siyah nokta oluşumunu önlemede ve aynı zamanda içtiğiniz zaman, yani bunu içerek tükettiğiniz zamandan bahsediyorum. Aynı zamanda cilde esneklik ve parlaklık veriyor. Biliyorsunuz cildimize dışarıdan müdahale ettiğimiz kadar içeriden müdahale etmemiz, ne yediğimiz, içtiğimiz de çok önemli. Bunu zaten birçok insan artık farkında. Aynı zamanda bu lahana suyunu içtiğiniz zaman saçlarınızda ciddi derecede güçlenme, parlama ve yumuşama fark edeceksiniz. Hatta lahanayı çok fazla kaynatıp böyle lapa haline getirip saçınıza sürüp bir 20 dakika bekleyip yıkadığınızda da aynı etkiyi göreceksiniz. Bu kürü guatr hastalarının kullanılmaması gerektiğini bazı uzmanlar söylüyor. O yüzden lütfen dikkat edelim böyle şeylere. Yani eğer kronik hastalığınız varsa ya da işte guatr'la ilgili bir durumunuz varsa bu kürü lütfen tüketmeyin. Ve bunu fazla tüketmek de vücutta fazla su atımı sağlayacağı için bazen idrar yollarında sıkıntıya yol açabilir. Aynı zamanda vücut susuz kalabilir. Bunu kullanırken bol su tüketmek de gerekiyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi öncelikle şöyle ben büyük bir bardak aldım. Yani 200-250 ml kadar bir bardak büyüklüğü olabilir. Ben bunu ılık tüketiyorum. Yani çok soğuk değil, hafif ılık kıvamda olmasını özellikle. Böyle biraz limon sıkıyorum. Çekirdeğiyle kaçtı. Evet. Bunu böyle limon sıkarak günde bir bardak olmak üzere 15 gün boyunca tüketiyorum. 15 gün boyunca tükettikten sonra 15 gün ara verip isterseniz tekrarlayabilirsiniz. Ama 15 gün boyunca tüketip farkı göreceğinize eminim. Zaten bunu gördükten sonra, kullandıktan sonra lütfen geri dönüşler çok önemli. Hem benim için hem bu kürü izleyip de aşağıda yorumlarda fikir beyan edenleri görmek isteyenler için lütfen yorumlara yazın. Aynı zamanda haşladığımız lahanaları da yine limon sıkıp tüketebilirsiniz. İkisinin de çok ciddi etkisi var. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Geri dönüşleri alayım ki ona göre daha güzel tariflerle karşınızda olayım. Eğer abone değilseniz lütfen abone olup zildeki bildirimi açın. Benim videolarımdan haberdar olun ve bana destek olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer bu video ile ilgili eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.